Merhaba sevgili dostum. Evliliğin ilk yıllarını nasıl yönetmemiz gerekiyor? Bence çok önemli bir konu. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugün boşanmaların %50'ye yakını evliliğin ilk yıllarında yaşanıyor. Yani ilk 2 yıl çok kritik ve o ilk 5 yıla kadar sarkan süreçte toplam boşanmaların neredeyse %43'ünün gerçekleştiğini görüyoruz. Demek ki aslında evliliğin ilk yıllarını doğru yönetmek boşanmaların da önüne geçebilir. Birçok kişi evliliği, evlenmeyi, sevmeyi, sevilmeyi evlendikten sonra öğreniyor. İnsanlar genelde tanışarak evlenir ama bizim toplumumuz evlendikten sonra tanışan bir özelliğe sahip. Bizler eşimizi de, evliliği de, kendimizi de çoğu zaman evlendikten sonra tanıyoruz ve fark ediyoruz. Hal böyle olunca da birçok kişiden şu cümleyi duyuyoruz. Evlenmeden önce böyle değildi. Ya da nişanlıyken böyle değildi ya da flörtte başkaydı diye. Şimdi biz bugün evliliğin en başında nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları konuşalım. Birinci kural. Yıllarca ailesine sınır çizememiş, ailesiyle iç içe bir ilişki yürütmüş, belki de bağımlı bir ilişki yürütmüş birini evlenir evlenmez hadi ailene sınır çiz, hadi ailene dik dur, hadi ailene gereken duruşu göster diye zorlarsanız muhtemelen yeni bir çatışma alanı yaratmış olursunuz. 30 yıl boyunca ailesiyle o sınırı çizmemiş ya da o sınırın farkında olmayan birini 30 günde o noktaya getirtemezsiniz. Eğer biriyle evliyseniz bunun zamanla gelişmesi gerektiğini, sizin desteğinizle gelişmesi gerektiğini kabul etmelisiniz. Birçok insan evlenir evlenmez eşinin ailesiyle bağımlı bir ilişkisi varsa hemen onlara sınır çizmesini, hemen onlara net durmasını, hemen bir duvar örmesini isteyebiliyor. Oysa karşıdaki insanın öncelikle ailesiyle bağımlı bir ilişki kurduğunu, ailesiyle böyle bir ilişkisinin olup olmadığını fark etmesi gerekiyor. Bu farkındalık bile bazen 3-5 yılı bulabiliyor. O zaman böyle biriyle evliyseniz acele kesinlikle etmemelisiniz. Hemen diye bir şey yok. Henüz diye bir şey koyalım. Henüz olmadı. Ve ona sürekli ailesinin yaptıklarını gözüne sokarak ilerlemeyi bekleyemeyiz. Burada eşinin ona destek olması, bu konuda iyi bir ittifak yapmaları ve bu konuyu beraber çözmeleri gerekiyor. Ve bu konularda evliliğin özellikle ilk 2 yılını, ilk 3 yılını zorlamadan sabırla yürütmek gerekiyor. İkinci nokta. Eşler cinselliği evlilikte ve evlilik sürecinde öğreniyor. Özellikle de kadınlar. Hemen cinsel olarak birbirimizin ruh ikizi olduğunu görelim. Hemen çok iyi cinsellik yaşayalım. Evlenir evlenmez cinselliğimiz harika olsun. Biz birbirimizi çok severek evlendik, aşık olarak evlendik. Çok severek evlenebilirsiniz, çok aşık olarak evlenebilirsiniz. Ama bu sizin evliliğinizin, cinsel hayatınızın çok iyi olacağı anlamına gelmiyor. Bu konuda da eşler birbirine zaman tanımalı. Eğer zamanla bu cinsellik düzelmiyorsa, mümkünse bir cinsel terapisten destek almaları gerekiyor. İlk 2 yılda cinsellikte hemen bir şeyin düzelmesini beklemek, iyileşmesini beklemek aceleciliktir. Ve bu acelecilik çoğu zaman umutsuzluğa dönüşür. Eşim düzelmeyecek. Biz bu sorunu çözemeyeceğiz. Ne yaptıysak olmadığı gibi cevaplarla yuvalarını yıkanları görüyoruz. Bu işin doğru adresi bir hekimdir, bir cinsel terapisttir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bir diğer nokta, ailelerin yarıştırılması. Ama benim annem böyle değil. Ama bizim evde böyle değil. Şunu unutmayalım. Sen artık o ailenin bir içinde yaşayan bir üyesi değilsin. Sen artık kök ailenden çıktın. Ve sen başka biriyle evlisin. Başka bir ailenin de bireyiyle evlisin. Doğal olarak bizim ailede böyle değildi. Ama o sizin aileniz. Başka bir anne, başka bir baba. Sen yeni bir sistemi başka bir sistemle kıyaslayamazsın. Ailelerin kıyaslanması da evliliğin ilk başlarında çok gereksiz tartışma konusuna dönüşüyor. Aileler kıyaslanamaz. Ne diyoruz? Her evlilik de, her aile de parmak izi gibidir. Kimsenin evliliği de ailesi de birbirine benzemez. O halde evliliğin başında aileleri kıyaslamak da suni bir sorun yaratmaya dönüşebiliyor. Senin ailen sana, benim ailem bana. Biz şimdi yeni bir aile üreteceğiz. Buradan yeni bir aile yaratacağız. Ve bu aile iki tarafa benzer özellikler taşıyacak. Ama aynı zamanda İki taraftan da bambaşka yepyeni kendine özgü bir evlilik olacak. Yine benim çok önemli vurguladığım kitaplarımda da var olan bir konu. Mümkünse acele etmenize gerek olan bir neden yoksa evliliğinizin ilk 2 yılı çocuk yapmayın. Hani şunu diyebilirsiniz hocam sağlık sorunumuz var yapmamız gerekiyor. İşte yapmazsak doğurganlığımız geçiyor. İşte yaşınız ilerlemiştir özellikle kadınlar için. 40'lı yaşlara geldiğinizde doğurganlıkla ilgili sorunuz var. Yumurtalarınızı ölçtünüz işte doktor dedik işte kısa sürede bu hamileliğin gerçekleşmesi gerekiyor gibi gibi.
Bunların dışında 20'li yaşlardaki evlenen birinin, 30'lu yaşların başına evlenen birinin daha evlilik tam oturmadan çocuk yapması büyük bir risk olabilir. Evlilikte çocuk mutlu bir sistemin üzerine, anlaşabilen bir karı kocanın sisteminin üzerine doğmalıdır. Hasta bir evlilikte zaten sağlıklı çocuk falan yetişmiyor. Birçok çift acele ediyor burada. Çatışmaları hatta çözmek için çocuk yapıyor. Bir çocuk yapın ilişkiniz düzelir. İki yetişkinin çözemediği hiçbir problemi bir bebek çözemez. Evliliğin ilk yılları, ilk başta evliliğin oturması gereken süreçlerdir. Cinsellik oturacak, değil mi? Kök ailelerden gereken arınma olacak. Ekonomi oturacak, iş bölümü oturacak. Evet, biz hazırız. Ebeveyn adayı olarak da hazırız. Kendimizi bu konuda eğittik. Muhtemelen anne baba olursak artık bu konforumuz bozulacak. Bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak yüklerimiz gelecek. Bunu kabul ediyoruz. Buna hazırız. Noktasına gelindiğinde o çocuk yapılmalı. Ama yine de şunu mutlaka söylüyorum. Karı kocalığa doyduktan sonra o çocuğu yapın. Gözünüz kalmasın. Gezemedik, tozamadık, birbirimize zaman ayıramadık, hemen hamile kaldık, hemen çocuk yaptık dediğinizde o eksik parça her zaman önünüze çıkabilir. Yine bizim geleneksel hatalarımızdan biri. Evleniyoruz, her şey dört dörtlük olsun istiyoruz. Perdeyle halım uyumlu olsun, işte bilmem ev eşyaları hazır olsun. Mahalledekiler müfettiş gibi gelip evinizi kontrol etmeyecek. Evinizi hemen eşyayla doldurmayın. Zamana bırakın. Çünkü evini eşyayla dolduranların çoğu kez uyumlu olmayan veya gereksiz olan eşyaları alıyorlar. 90 metrekarelik eve şu kadar geniş kollu koltuklar alınıyor ve kıpırdayacak alanınız olmuyor. Sonra diyorsunuz ki ev küçük. Hayır, bazen ev küçük olmuyor. Eşya çok. O kadar geniş koltuklar alıyorsunuz ki her bir kol böyle, her bir genişlik böyle. Aceleyle evini dolduranların çoğu sonradan pişman oluyor. Ya eşyaları değiştirmek zorunda kalıyor ya da evini değiştirmek zorunda kalıyor. İmkanı yoksa buna mecbur kalıyor, buna itaat etmek zorunda kalıyor. Yeni evlenen çiftlere önerim şu, evinizi hemen eşyayla doldurmayın. Bunu biraz zamana bırakın, zevkleriniz otursun, sisteminiz otursun, evinizle ilgili bir barışın, evinizi bir tanıyın. Ondan sonra yavaş yavaş genişlersiniz. Çünkü aksi takdirde yeni bir masraf kapıda. Önemli noktalardan biri evlilikte, bu konuyu bir arkadaşımla tartışırken bana şunu demişti. Evliliğin başı adeta diş geçirme sürecidir. Çok beğenmiştim bu cümleyi. Evet, diş geçirme. Birbirinizle tartışmaları normal karşılayın. Farklılıklara anlayışla bakın. Siz iki farklı cinsiyetsiniz. İnsan türünün iki farklı cinsiyetisiniz. Biriniz kadın olarak büyütüldünüz, biriniz erkek olarak büyütüldünüz. Bu kadar farklılıkla bir araya gelen iki bireyin her konuda anlaşması mümkün değildir. Biz anne babamızla bile anlaşamıyoruz, kardeşimizle bile anlaşamıyoruz. Eşimizle anlaşamamamız da çok doğal aslında. Ama zamanla taşlar yerine oturacak. Aceleci insanlar, belirsizliğe gelemeyenler çok acele edip bu konuda hemen netlik istiyorlar. Düzelmeyecekse bitsin. Olmayacaksa yola devam etmeyelim. Boşuna emek harcamayayım. Hayır, emek verirsen, düzelirsen olup olmayacağını anlarsın. Ve ilk iki yılda akut bir neden yokken boşananların çoğu sonra pişman olabiliyor. Bu konuda elinizden geleni yapmak ve gerekirse bir uzmandan destek almak gerekiyor. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki yine boşanırsınız ama en azından geriye dönüp baktığınızda ben elimden gelen her şeyi yaptım. Uzmana da gittim, çabayı da yaptım, verilen ödevleri de yaptım, zamanda tanıdım, sabrı da ettim ama yine de olmadı. Şimdi içime sinesine boşanıyorum diyebilirsiniz. Bir böyle boşanmak var, bir de ya olmadı, dayanamadım, bitti, keşke belki de zaman verseydim, belki de şans tanısaydım ya da bugünkü aklım olsaydı o yuvayı yıkmazdım deyip pişman olarak da boşanmak var. Tercih sizin. Tartışmalarla ilgili önemli nokta. Sık sık evi terk etmek çok çok hatalı bir durum. Yani dayanamayıp evi terk etmek, hemen ailesinin yanına gitmek, hemen ailesini olayın ve sistemin içine dahil etmek bir yerden sonra cepheleri gereksiz yere artırmaya dönüşür ki bu daha büyük bir probleme dönüşebilir. Mümkünse çiftler problemi evde yaşıyorsa o problem o evde çözülmelidir. Ve mümkünse tarafsız olabileceğine inanmadığımız kişileri bu sisteme dahil etmemeliyiz. Anne ve baba çocuğuna tarafsız olamaz. Her ne kadar biz senin evliliğine sahip çıkmanı istiyoruz, senin yanındayız deseler de zaten tarafsız olamazlar. Kaldı ki zaten siz anlatırken genellikle mağduriyetinizi anlatırsınız. Size söyleneni anlatırsınız. Size yapılanı anlatırsınız. Ben de ona şunu yaptığımı anlatmazsınız. Ben de ona şunu dediğimi anlatmazsınız. O bana bunu yaptı, bunu yap, bunu dedi diye anlatırsınız. O zaman evi terk etmemek gerekiyor. Akut bir durum yoksa, şiddet yoksa, güvenlik sorunu yoksa, hani ona benzer bir durum yoksa evi terk etmemek gerekiyor.
o problemi evde çözmeye çalışmak gerekiyor ve üçüncü kişileri mümkünse ilk başlarda devreye sokmamak gerekiyor. Yine eve alışma süreci önemli. Burada da son nokta olarak şunu belirteyim. İlk başlarda çok fazla dışarıda yemek yemek, sürekli dışarıda gezmek, sürekli dışarıda harcama yapmak kişilerin eve alışmasını zorlayabilir, engelleyebilir. Dışarıda dediğimiz yer sadece restoranlar, lokantada değil. Sürekli anne babasının evine gidip akşam yemeği yemek, kız tarafının anne babasına yemek yemek ya da erkek tarafının sürekli anne babasına yemek yemek de uyum ve oryantasyonu bozucu bir eylemdir. Her ne kadar çiftlere bu kolay gelebilir. Aa, ne gerek var, akşam şimdi yemek hazırlayalım, anneme gidelim. Bu ilk başta tatlı ve konforlu gelir. Ama uzun vadede eve alışmayı zorlaştırabilir. Finalde evliliğin ilk yıllarında bu birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü bizim için önemli, bazen de hayat kurtarıcı noktalar. Buna dikkat edelim. Sıkıştığınızda, zorlandığınızda, baş edemediğinizde bir uzmandan da altını çizerek söylüyorum. Eşinizle beraber destek almanızı da öneririm. Bu konuyla ilgili özellikle evlenmeden, boşanmadan önce İyi Düşün kitabını da mutlaka öneriyorum. Kendine iyi bak. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutma.